Farz namazlar Allah'ın kesin olarak yerine getirilmesini emrettiği namazlardır. Bu sebeple kesinlikle kılınması gerekmektedir. Vacip namazlar ise dini hükmü farz gibi kesinlik içermese de Allah'ın Müslümanlardan kılmasını istediği namazlardır. Mutlaka yerine getirilmelidir. Nafile namazlar ise farz ve vacip gibi kesinliği bulunmayan namazlardır. Bu namazlar kişinin Allah'ın rızasını kazanmak için kıldığı ilave namazlardır. Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisi diğerlerinden farklı bir dine hükme sahiptir? Bayram namazının hükmü vaciptir. Cenaze namazının hükmü farzdır. Sabah namazının hükmü de farzdır. Yani yapılması kesin olarak emredilmiştir. Cuma namazının hükmü de farzdır. O halde cevabımız farklı olduğu için Adana'dır. Namaz öncesinde yerine getirilmesi gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara namazın kılınış şartları denir. Aşağıdaki görsellerden hangisi namazın bu şartlarından biriyle doğrudan ilişkili değildir? Namazın bir hazırlık şartları bir de kılınış şartları vardır. Kabe'ye doğru yönelmek istikbali kıbledir ve namaza hazırlık şartlarındandır. Vakit ise ezanın okunmasıdır. Yine namazın kılınış değil hazırlık şartlarındandır. Abdest almak ise hadesten tarihte girer. Yine hazırlık şartlarındandır. Ama Adana'daki görselde namaz bitmiş. Yani kade-i ahire gerçekleşmiş. Son oturuştan sonra eller açılıp dua edilmiş. Bu yüzden namazın kılınış şartlarıyla ilişkilidir. Cevabımız Adana'dır. Namaz için abdest alan bir kimsenin bölümlerinden hangilerini terk etmesi abdestinin geçersiz olmasına sebep olur? Abdestin geçerli olması için 4 tane farzının yerine getirilmesi gerekir. Abdestin 4 farzı; ellerin dirseklerle beraber yıkanması, yüzün yıkanması, başın belirli bir bölümünün mes edilmesi ve ayakların topuklarla birlikte yıkanmasıdır. O halde bütün bu öncüller abdestin farzları olduğuna göre hiçbirinin terk edilmemesi gerekir. Birinin terk edilmesi dahilinde abdest geçersiz sayılır. Hepsi önemli olduğu için cevabımız denizlidir. Namazın metinde belirtilen şartlarına, ayetlerle verilen örnekler bölümlerinden hangilerine örnek oluşturur? Eğer yukarıda ezan okunmasından, ezan vaktinin okunmasıyla birlikte namaz vaktinin gelmesinden bahsetseydi cevap birinci öncül olurdu. Yine yukarıda namazda ayakta durmaktan ve öne eğilmekten bahsetseydi cevap kıyam ve rükü olurdu. Ama yukarı okuduğumuz zaman Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmadan önce yerine getirilmesi gereken bazı esaslardan bahsetmiştir. Örneğin Maide suresinin 6. ayetinde Ey iman edenler namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mes edin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın buyurmuştur. Burada abdestin 4 farzına değinilmiş. Bedenimizi kirlerden uzak tutmaya yani abdest almaya hadesten taharet adı verilir. Bu yüzden cevabımız yalnız üç Adana'dır. Metinde bahsedilen namaz aşağıdaki grafiklerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bir Müslümanın bitir namaz öncesine kılması gereken bir namaz vardır. Kesin bir dille emredilen bu namazın farzı ve Hz. Muhammed tarafından kılınan bizlere emredilen sünneti vardır. Vitir namazı öncesine kılınan bu namazın adı yatsı namazıdır. Yatsı namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 son sünnetten oluşur. O halde Adana'yı eliyorum çünkü 2 rekatlık sünnetten başlamış. Bursa'ya da eliyorum 3 rekatlık sünnetten başlamış. Ceyhan'ı da eliyorum. 3 rekatlık farzdan başlamış. Ama Denizli'de dört rekat sünnet, dört rekat farz, iki rekat sünnete yer vermiş. Cevabımız Denizli'dir. Zekeriya, ey Rabbim bana ihtiyarlık gelip çatmış iken, karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Allah öyledir ama Allah dilediğini yapar dedi. Zekeriya, Rabbim çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver dedi. Allah da şöyle dedi. Senin için alamet insanlarla üç gün konuşamaman ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çokan sabah akşam tespih et. Ayette belirtilen mucize üzerine dünyaya gelen erkek çocuğun ismi aşağıdakilerden hangisidir? Burada Zekeriya peygamberin oğlunu soruyor. Hazreti İsa olamaz. Çünkü Hazreti İsa babasız olarak dünyaya gelmiştir. Davut da olamaz. Çünkü Davut peygamber Yese'nin oğludur. Yusuf da olamaz. Yusuf ise Hazreti Yakub'un oğludur. Burada Zekeriya peygamberin oğlu ise Hazreti Yahya'dır. Cevabımız Bursa'dır.